Herkese merhaba, ben Geveze ve Bana Bak kanalında bugün sizler için aslında biraz da üzücü bir hikayeden bahsedeceğiz. Ay sonu gelmiş. Öğrenci kız arkadaşına romantik bir akşam yemeği organize etmeye çalışıyor ama cepte 5 kuruş para yok, dışarı da çıkartamıyor. Evde bir şeyler yapmak istiyor. Bugün size bunun tüyolarını vereceğiz. Tabii ki sevgili Birol bizimle beraber, hoş geldin. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. İşte aslında bunun nasıl uygulanabilecek olduğunu göstermek için geldim ben de bugün Bana Bak kanalına. Hani bu ortamda cool'luktan bahsediliyor ya, biz önce bir karnımızı doyuralım, sonra işte hanımefendileri, kızları mutlu edelim şeklinde ilerlemeye çalışacağız. Nasıl olacak? Yani elimizden geldiğince basit malzemelerle, dedik ya ay sonu, biraz bir hamburger yapmayı deneyeceğiz. Ya bir şey soracağım Allah aşkına, yani bir kız bunu yer mi? Yani bunu yer mi derken hamburgerden bahsetmiyorum. Yani bu ortamı yer mi? Hamburger yapmış baba, böyle hayatım senin için yaptım hamburger, yer misin? Elimle yaptım, kendi elimle yaptım, ben yaptım. Böyle bir şeyler olabilir belki buradan. Altyazıyı aldınız mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben yaptım, elimle yaptım, kendi ellerimle yaptım, senin için yaptım, içine sevgi koydum. İşte evde kız arkadaşınıza romantik bir gece minimum bütçeyle nasıl ayarlanır, nasıl organize edilir, başlıyoruz. Hamburgerimiz eti hazır. Hazır etten yapacağız ay sonu. Hazır köfte. Tabii, biraz salatamız var, domatesimiz var. Soğanımız var ki bunu fark ettik zaten. Tabii. Onu güzelce öldüreceğiz, onları böyle bir bayıltacağız. Biraz da işte sosumuz var. Oradan böyle ufak bir tat ketçap yapacağız. Mayonez. Ketçap mayonez. Aynen. İşte baharatımızı kullanacağız. Sonra bu kadar mı? Yani bu kadar. Arada bol bol sevgi vereceğiz. Zeytinyağı mı koyuyorsun? Çok hafif bir koyayım ya. Vallahi. Şey olmasın. Şunu da ilerleyeyim ki sıkıntı olmasın. Tabii, tabii öğrenci adam bunu böyle spatulayla falan almıyor bir türlü. Tabii tabii eliyle alacak. Öğrencilik zamanlarını hatırlıyor musun? Öğrenci evinde yaşadın mı hiç? Ben aile İstanbul'da olduğum için aileyle yaşadım. Çok şanslıydım o konuda aslında. Ha. Peki eve kız arkadaşını hiç davet ettin mi? Etmişimdir. Böyle evde? Tabii tabii. Yemek falan yaptın mı hiç ona? Yaptım, basit yemekler yaptım. Mesela? Yani genelde makarna veya daha hazır, daha kolay hazırlanabilir şeyler. Ama öyle bir durum var değil mi? Yani yemek yapan erkeğe karşı böyle bir ilgileri var. Var, onu hanıma sormak lazım ama o seviyor benim mutfakta olmamı açıkçası. Sürekli böyle eşine göndermeleri de hep alt yapmamız olarak lazım, o alt metinler önemli. Tabii, tabii, abi. Onu yapmamız önemli lazım, yoksa sıkıntı olur. Yoksa hamburgerle hayat geçer yani. Ya benim mesela öyle çok kabus bir hikayem var hakikaten. Tatsız da hikayedir. Ne kadar anlatmak doğru bilmiyorum. Mercimek yaptım kız arkadaşıma. Mercimek çok iyi. Hakikaten yaptım. Tek bir problem var. Şimdi mesela şimdi mercimekler artık ayıklanmış falan geliyor. Eskiden mercimekler ayıklanmamış geliyordu. Onların ayıklanması gerektiğini ben bilmiyordum. Aldım mercimeği, direkt suyun içine boşalttım, haşladım. Mercimekler haşlandı. Taşlar ve kayalarla beraber. Kızın dişi kırılmıştı. Oo. O günden beri görüşmüyoruz. Biraz da artık soğana girelim değil mi? Ciddi misin abi? Girmeyelim mi? Girelim ya. Girelim abi. Girelim. Etin suyuyla mı onu şey yapacaksın, ne derler böyle, marine edeceksin? Zaten karışacaklar. Aynen. Battı balık yan gider diyorsun. Böyle güzel bir şeye girelim. Ben öğrencilere küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu operasyonu yapmaya başladığınız anda kapıyı, pencereyi ne kadar açabiliyorsanız açın. Mutfağın kapısı, penceresi varsa açılsın. Vantilatör varsa çalıştırın. Çünkü mutfağınız heyecana bürünecek. Hem de nasıl? İçin hızlı olacak. Bu arada yani bu hazırlığa 3 aşağı 5 yukarı böyle bir yarım saat önce başlamaları yeterli. Aynen yani öyle. Kız gelmeden yarım saat önce bunu yaparsanız kızı hamburgerle bile karşılayabilirsiniz. Düşünsene aşkım, hayatım, her şey senin için. 2 tane mum. Kapı açıldığında değil mi? Ortada hamburger. Ben hala bir hamburgerle nasıl kızı etkileyeceğiz çok net bilmiyorum. Yani kız romantik bir akşam yemeği istiyordu. Düşünsene ilk tanıştıkları gün ya da bir sene olmuş. Ben çok inanıyorum gerçekten işe yarayacağına. Aslında evet, denemek lazım. Sizlerden bir ricamız var arkadaşlar. Şu tarifle herhangi bir şekilde romantik bir geceyi kurtaranlar bana veya Birol'a sosyal medyadan ulaşıp lütfen yorumlarını paylaşsınlar. Ya abi, kurtaramazlarsa da işte o zaman Birol'dan bilirsin. Benim uzak yakın arkadaşım, benim tarifim değil yani. Yok ben, yok, kurtarırlar. Ben olsam böyle tarif kurtarırlar, kurtarırlar. Bu arada ufak ufak hazırız. Bu mudur? Tabii tabii, budur. Hadi ya. Tabii tabii. Abi hakikaten 5 dakikanın içinde kaldık ya. Aynen, hazırlığımızı da yaptık mı, salatamızı da. Bütün marulu öyle mi koydun? Böyle biraz olaya sığdıracağım. Bunlar hep şekil tabii, marullar falan aradan gözükecek. Hayır. Aşkım senin için marul doğradım. Değil domates. Mi? Domatesimiz de o domatesi kaldı. De aslında orada biraz fiş 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 yapsak. Olabilirdi, evet, olabilirdi aslında. Bir şekil olabilirdi.
Neyse biz ufak ufak. Ulan muhakkaten ağzım sulandı. Yemin ediyorum güzel kokuyor bu arada ya. Evet. Biraz fazla soğan kokuyor ama güzel kokuyor. Aslında bir de bunu böyle mesela açık servis edenler de var. Ben onlara bayılıyorum. Nasıl yiyeceğini bir türlü bilemiyorsun. Bilemiyorsun. Bunun üstünü kapatacağım. Yandan kaçıyor. Tabii biraz ters yapmış bulundum ama. Vay. Herhalde. Vallahi güzel oldu. Peki bakalım en sonunda bir programın daha sonuna geldik. Abi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu sunumla bu iş yapar mı? Bence yapar. Sunum nasıl? Yapar, iş yapar. Vallahi yapar ya. İnanıyorum. Arkadaşlarımıza deneyip herhalde göreceklerdir. Bizimle lütfen yorumlarınızı paylaşın. Hatta bizimle deneyimlerinizi de paylaşın istiyoruz. Yorumlarınızı bize yazarsanız iş yaptı mı yapmadı mı bizim de haberimiz olur. Bu arada bize abone olmayı da unutmayın dedim ama... Bir şey eksik abi ya. Bu romantizmi tam sağlayamadık galiba abi. Koku var şu anda. Böyle sağlam bir soğan kokusu var. Normal. Ama ona son bir çaremiz var. Son bir tavsiye. Şiddetle tavsiye ederim. Kokuyu yok etmek için. Şimdi tam oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler kanalımızda bambaşka videolar seyrederken biz de bu hamburgeri yiyeceğiz. Romantik bir yemek yiyeceğiz açıkçası. Abi romantik demeseydin çok iyi olacaktı ya. Olacak olacak. Afiyet olsun. Febres. Mutlu bir nefes.